Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İslamiyet öncesi Türk tarihi KPSS soru cevap videolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzun içeriği ben kimim arkadaşlar? Ben kimin içeriği şu, sadece şahsiyetleri göreceğiz. Yani kim hangi devleti kurdu, en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşadı veya kim hangi faaliyeti yaptı gibi isimleri göreceğiz sadece. İslamiyet öncesi Türk tarihine ait bütün isimleri derlemeye çalıştım. İsterseniz hiç beklemeden başlayalım. Birinci sorumuz gelsin. İskitlerin kurucusuyum ben. İskitlerin kurucusu kim bakalım arkadaşlar? Alper Tunga. İskitlerin kurucusu Alper Tunga. İkinci sorumuza geçiyoruz. İki maddemiz var. Birincisi, ben Alper Tunga'nın torunuyum. Dünyadaki ilk kadın hükümdarım. Ben kimim diyoruz. Bakalım Alper Tunga'nın torunu ve dünyadaki ilk kadın hükümdar kimmiş? Tomris Hatun arkadaşlar. Tomris Hatun Alper Tunga'nın torunuymuş ve dünyadaki ilk kadın hükümdarmış. Diğer sorumuza geçelim. Yine iki maddemiz var. Asya Hun Devleti'nin kurucusuyum ben. Ve benim dönemimde Çin Seddi yapıldı. Asya Hun Devleti'ni kurdum ve yine benim dönemimde bizim akınlarımıza karşı, Hun akınlarına karşı Çin Seddi yapıldı. Kimim ben? Teoman arkadaşlar. Teoman döneminde Çin Seddi yapılıyor ve Asya Hun Devleti'ni kuruyor. Diğer sorumuz. Türkleri ilk kez bir boy altında topladım. Türkleri ilk kez bir boy altında topladım. Toprak milletindir. Onu kimse veremez. Sözü de bana aittir. Kimim ben? Mete Han arkadaşlar. Mete Han toprak milletindir. Onu kimse veremez diyor. Çok da güzel söylüyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Mete Han'dan sonra hükümdar oldum ve Çin Sarayı'nı yaktım. Mete'den sonra hükümdar oluyor ve Çin Sarayı'nı yakıyor bu tarihi kişiliğimiz. Ben kimim diyoruz? Kiyok. Kiyok Mete'den sonra tahta çıkıp Çin Sarayı'nı yakıyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Benim liderliğimde kavimler göçü gerçekleşti ve Avrupa Hun Devleti'ni kurdum. Kavimler göçü benim liderliğimde gerçekleşti. Avrupa Hun Devleti'ni kurdum. Ben kimim diyoruz? Cevabımız Balamir arkadaşlar. Balamir döneminde kavimler göçü gerçekleşiyor ve Avrupa Hun Devleti'ni kuruyor. Bir diğer sorumuz. Avrupa Hun Devleti benim dönemimde en parlak dönemini yaşadı. Benim dönemimde Doğu Roma yani Bizans vergiye bağlandı. Ve cesur kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı gibi sıfatlarla anılıyorum. Cesur kavimlerin efendisi deniyor ve Tanrı'nın kırbacı gibi sıfatlarla anılıyor. Ben kimim acaba? Tabii ki Attila arkadaşlar. Attila cesur kavimlerin efendisi ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılır. Diğer sorumuza geçelim. Benim dönemimde Türkler ilk kez Anadolu'ya ayak bastı. Bu hükümdar döneminde Türkler ilk kez Anadolu'ya ayak basıyor arkadaşlar. Güzel bir bilgi. Hemen bakalım kimmiş? Ulduz. Ulduz kimdi? Avrupa Hun hükümdarlarından değil mi arkadaşlar? Devam edelim. İki maddemiz var. Birinci Göktürk Devleti'ni ben kurdum. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusuyum. Ülkeyi kardeşim İstemi Yapgu ile birlikte yönettim. Ülkeyi kardeşim İstemi Yapgu ile birlikte yönettim. Ben kimim diyoruz? Bumin Kağan arkadaşlar. Bumin Kağan birinci Göktürklerin... Özür dilerim. Birinci Göktürklerin kurucusu, aynı zamanda ülkeyi kardeşi İstemi Yapgu ile yönetiyor. Diğer sorumuz. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu. Bakalım kimmiş? Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu ise Kutluk Kağan'dır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birinci Göktürk Devleti'ne en parlak dönemini yaşattım. Şimdi birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu kim demiştik? Bumin Kağan. Peki en parlak dönemini yaşatan hükümdarımız kim? Mukan Kağan arkadaşlar. Birinci Göktürklerin en parlak dönemini yaşatan kişi Mukan Kağan. Devam edelim. Kısa ve öz bir soru. İlk Türk tarihçisiyim. Ben ilk Türk tarihçisiyim. Acaba kimim ben? Tabii ki Tonyukuk arkadaşlar. Göktürkler döneminde yaşayan Vezir Tonyukuk aynı zamanda ilk Türk tarihçisidir. Bu da önemli bir soru. KPSS'de her zaman çıkabilecek nitelikte bir soru. Devam edelim.
Benim dönemimde 2. Göktürk Devleti en parlak dönemini yaşadı. 2. Göktürk Devleti en parlak dönemini yaşıyor ve ülkeyi kardeşim Kültigin ile birlikte yönettim. Ülkeyi kardeşim Kültigin ile birlikte yönettim. Bakalım kimmiş? Bilge Kağan arkadaşlar. Bilge Kağan 2. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini yaşatıyor ve kardeşi Kültigin ile birlikte yönetiyor ülkeyi. Uygurların kurucusu kimdir? Uygurların kurucusuyum dedik. Ben kimim? Kutluk, Bilge Kül, Kağan arkadaşlar Uygur Devleti'ni kuruyor. Devam edelim. Uygurlara en parlak dönemini yaşattım. Bunun yanında Talas Savaşı'nda 751 yılında yapılan Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nda Araplara destek verdim. Uygurlara en parlak dönemini yaşattım. Talas Savaşı'nda ise Araplara karşı, Çinlilere karşı Araplara destek verdim. Ben kimim? Moyen Çur arkadaşlar. Moyen Çur Uygur Devleti'nin en parlak dönemini yaşatıyor ve Talas Savaşı'nda Araplara destek veriyor. Bir diğer sorumuz. Maniyeizmi kabul ettim. Maniyeizm dinini, anlayışını bu hükümdarımız döneminde kabul ediyor Uygurlar. Bakalım kimmiş? Bögü Kağan arkadaşlar. Bögü Kağan maniyeizmi kabul ediyor. Çok da hayırlı bir iş olmadı bizim için. Çünkü Türkler savaşçı bir millet. Maniyeizm et yemeyi yasakladığı için bu biraz bizi olumsuz anlamda etkilemiştir. Devam edelim. Avarlar, biliyorsunuz Avarlar bir Türk topluluğu arkadaşlar. Avarların kurucusu kimdir? Avarların kurucusuyum ben kimim? Bayan Kağan arkadaşlar. Bayan Kağan Avarların kurucusudur. Devam edelim. Tuna Bulgarları, biliyorsunuz arkadaşlar Bulgarlar ikiye ayrılıyordu. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olmak üzere. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı kabul ediyor. İtil Bulgarları ise İslamiyet'i kabul ediyor. Bakalım Tuna Bulgarları kim döneminde Hristiyanlığı kabul etmiş? Tuna Bulgarları Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul ediyor arkadaşlar. Boris Han eşittir Tuna Bulgarları. Gelelim İslamiyet'i kabul eden İtil Bulgarlarına. İtil Bulgarları benim dönemimde İslamiyet'i kabul etti. Acaba ben kimim? Almış Han arkadaşlar. Almış Han döneminde İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul ediyor. Tuna Bulgarları ise Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul ediyordu. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Macarların bilinen ilk lideriyim ben. Macarlar da biliyorsunuz bir Türk topluluğu. Macarların bilinen ilk lideri bakalım kimmiş? Arpad arkadaşlar. Arpad isminde Macar lideri, Macarların bilinen ilk lideriymiş. Başka bir soruya geçiyoruz. Kıpçak Beyiyim ben. Birinci notumuz Kıpçak Beyiyim ve ben Memlük Devleti'ni kuruyorum ileride. Memlük Devleti'ni kurdum ve Kıpçağım aynı zamanda Kıpçak Beyiyim. Bakalım kimmiş bu tarihi kişiliğimiz? Ay Bey arkadaşlar. Ay Bey Kıpçak Bey'dir ve Memlük Devleti'ni kurmuştur. Diğer sorumuza geçiyoruz. İki maddemiz var yine. Türk İşler'in kurucusuyum. Türk İşler'in kurucusuyum. Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk kişiyim. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Türk İşler'i kuruyor ve Türk tarihinde ilk kez kendi adına para bastırıyor. Bakalım bu tarihi kişiliğimiz kimmiş? İlk kez kendi adına para bastıran kişi Baga Tarkan arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Her yerde karşımıza çıkacaktır ileride. Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk kişidir. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu videodaki son sorumuz. Kendimi Bozkır'ın hükümdarı olarak ilan ettim. Bozkır'ın hükümdarı olarak ilan ettim. Aynı zamanda bu Karluk yapgısıdır arkadaşlar. Karluk, Bozkır'ın hükümdarı olarak ilan ediyor kendisini. Cevabımız Bilge Kül Kadir Han'dır. Bilge Kül Kadir Han kendisini Bozkır'ın hükümdarı olarak ilan ediyor arkadaşlar. Bu videodaki soruların sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.